Benim büyüm son seviye bu arada. Aha attı lan. Aman tanrım ben var ya bir daha var ya. Yemin ediyorum. Bak 24 saat şu OBS'te yayını açık tutacağım. Pardon kayıt açık tutacağım. Kayıt açıkken baş atıyor. Kayıt açıkken atıyor abi. Evet bunu almaya çalışıyorum. 15K şu an cepte kapatıyoruz gidiyoruz. Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Corrupted Totem. Şimdi bugün hem Corrupted Totem şarda bakacağız. Hem Corrupted Totem'e bakacağız. Hem Corrupted Totem'in farmına kaçtan gidiyor. Ne kadar kazandırır. Hem de gidip 3 tane Corrupted Major'u kendin craftlamak istiyorsan. Yani Tropis'ini yapmak istiyorsan. %5 Corrupted'lara fazla vurdurtuyordu. Güzel bir drop. Ben 3 tane yaptım. Güzel de işe yaradım. Düşünüyorum şimdi gideceğim. Kaç vuracağım onu da bakacağız. Bunlar ne kadar mantıklı? Şimdi bu Corrupted Totem'in yani Tropi yapmak istiyorsan sen Corrupted Totem'i satacaksan bu Corrupted Totem'i elde etmenin 3 yolu var abi. Ya gideceksin Corrupted Totem şardı düşen yarataktan 100 tane keseceksin. 100 tane bir tane Tropi yapıyordu hatırlarsanız. Ancient Mandible'daki aynı şekil. Sonra bunu abi 100 tane oluşturduktan sonra Corrupted Totem'e çeviriyorsun. Bu Corrupted Totem'i ister sat, ister kendine kullan. Bu mobu keserken şansına da düşüyor. Ve şu anda güncel fiyatı 15K falan da herhalde. Tekrardan pazara gidip bakacağım. Şu Corrupted Totem'i size göstereyim. Yani bunu elde etmenin 3 yolu var. Gideceksin 100 tane toplayacaksın. İkinci yol ise 100 tane toplayana dek ya da şansına kestin. Corrupted Totem düşüreceksin. Üçüncüsü de alacaksın. Bu şekilde elde ediliyor. Ya bunların mantığını şöyle anlayın. Pahalı olma sebebi gidip mobları kesiyorsunuz yani. Bir emek verilerek hani kutudan çıkmıyor. Mesela Lost Trophy 4K'ydı. Pardon 3K mı? 3K'ya aldım ben Lost Trophy'yi ya. Gidip yani kutudan çıkıyor. Çünkü herkes çıkarabilir. 3K 5K diyecek. Ama gidip bir Ancient Mandible veya Glowing Sap Corrupted Totem 100 tane kesmeniz lazım. Veya insanlar gidiyor işte 100 tane kesene kadar 2 tane düşürüyor. Bir emek veriyor. O yüzden bunlar pahalı. Bundan 100 tane topluyorsun. Sonra aşağılarda Major ve Corrupted Fighting diye çıkıyor. Ve %5 Corrupted'la savaşırken damage bonus veriyor. Ben şimdi evdekileri size şöyle göstereyim. Hatta şuradan göstereyim. İç eve gitmeyelim. Kendileri burada Major Corrupted Combat Drop. Ben 3 tane yaptım abi. Tabi daha mutasyon gelmedi. Hasar testi yapamadık. Bunların hasarını ben size sonraki videolarda göstereceğim. Hatta tek tek yapacağım. Yani Totem demiş. Corrupted Trophy hasarımı ne kadar arttırdı şeklinde video yaparım. Şöyle gelelim fiyatlarına da bakalım. Corrupted Totem. Kendisi 14.300'den gidiyor şu an. Major Corrupted tabi bakalım hemen. 13.7. Yani şu an almak daha mantıklı. Corrupted Totem pahalı çünkü bunun craftlama malzemesi falan da var. Şu an mesela ben olsam direkt alırdım. Tabii ki de bazı insanlar diyor ki işte ben diyor mobilyacılık kasayım birazcık diyor. Ben diyor işte gideyim birazcık mobilyacılıktan bir şey çıkartırım kendim ikini craftlayayım ve bunlar bizim server'da ucuz. Yani başka server'da şu 10K ise Totropis'i 20-25K oluyor abi. Yani bunu ucuz. Ben bu server'ı çok da anlayamadım. Size şöyle göstereyim. Lost Trophy'yi göstereyim mesela. Major Lost. Bundan aldım. 12'den gidiyor. Bu 7.8 olmuş. Ben 3K'ya aldım. Ha bak bu niye yok 7.8? Corrupted Totem niye 14 dersen. Çünkü abi bu şeyden de atıyor. Kutulardan atıyor. Gidiyor adam Tropiran dönüyor. Bunu düşürüyor. Gelelim şimdi bunu nereden farmlayacağız? Farmlamak mantıklı mı? Kankalar şimdi bu arkadaş nerede? Nasıl keseceğiz? Kaç dakikada bir doğuyor diyeceksiniz. Hemen size göstereyim. Şimdi Shattered Mountain'e geliyorsun. Tamam mı? Burada Old Murkguard Shrine var. Yenisi burada bu arada. Karıştırmayın. Bu New, bu Old. Old'a ışınlanıyoruz. Veya mürkün girişinde burada veya buradaysa oradan da gelebilirsin. Burada ben buna çıkıyorum. Bu arkadaş tam şu kolu kesiyorlar ya bak. Tam şu sıktığım yerde. Şurada. Burada atlıyoruz direkt aşağı. Buranın diğerlerinden güzel bir yanı var. Angry Earth toplarken de anlatacağım. Şimdi anlatayım. Buradaki artı şu. Bu arkadaşı kestikten sonra 4 dakika içinde bütün ork halkumları dönebiliyorsun. Tabii ki ork halkumları bir 10 dakikada falan yeniliyor. Beni görme abi, beni görme. Burada bir tane chest var, tamam mı? Bir dakika öleceğim ben. Bir kaçayım şuradan. Şurada 2 tane ork halkum var. Şurada şu kırbacın yanında ork halkum var. Şurada 3 tane ork halkum var. Şu tarafta galiba bir tane chest vardı. Burada ancient chest var.
Şurada bir tane chest var. Şurada 3 oruk halkım. Bir oruk halkım şurada. Bir oruk halkım da şurada. Ha geldiler. Şunları bir hızlıca bir keseyim ben. Ya burayı bunu tek kesersiniz bu arada. Onu söyleyeyim. Beyniz falan kesemezsiniz de bunu çok rahat kesersiniz. Buraya kamp atıyorlar. Kamp alırsınız. Şurada bir tane chest var. Şu karşımızda şurada bir tane chest var. Daha sonra şurada 3 oruk halkım. Bak oruk halkımı gördün. Tekrardan ben sizin için bir özetleyeyim. Buradaki doğacak şimdi. Onu keseceğiz, tamam mı? Keserken yaklaşık burada şurada bir chest. Burada chest. Önümüzde bir chest. 3. Şurada bir chest 4. Şurada var 5. İleriki tarafta var 6 tane yakın chest toplayabiliyorsun. Aha adamımız doğdu. Buna bir tane vuralım bu arada. Burada ben size ince şeyler vereyim. Parti kurmanız daha iyi olur. Yani bu tek de kesilir bu arada. Biz olmasak bu adam gene bunu keser. Artısı gipsum da atıyor burası. Ve linen de atıyor. Linenleri de bu arada 20 gold'da 30 gold'da okutabilirsin. Şimdi artısı şu adam gördüğünüz üzere gitti oruk halkımı alıyor. Ben de şu tarafa almaya çalışacağım. Şimdi kaç tane oruk halkım var ne bırakır usta dersen bunları toplarken. Hemen bir sayımını yapayım ben şunu bir keseyim. Şimdi burada 3 oruk halkım baştan başlayayım hatta. Şu ileride bir oruk halkım vardı. 2 şu. 2 tane burada 4. 3 tane burada 7. 3 tane şurada 10. Bir tane şurada var 11, 12 tane uru kalkıp sizi bekliyor. Sen bunların hepsi dönene kadar zaten 1-2 dakika geçer. Zaten buraya aldım adam almış. O ara gidip kutuları da dönersiniz. Veya gelip burada birazcık beklersiniz. Daha sonrasında bu adamlar bunları kesiyor. Ben şöyle diyeyim size şu silah level'ların birçoğunu burada beklerken kastım. Şunları falan fullledim gördüğünüz üzere. Şimdi şunları kasıyorum. Zaten burada elimde fire staff'la falan geliyorum. Fire staff'ım da şurada duruyor. Silah level'ı kasabilirsin burada. Kampını da buraya kurup ararsın. Rahat rahat. İstersen bu kayanın üstüne şuraya da çıkabiliyorsunuz bu arada. Şuraya da çıkabiliyorsunuz. Şuraya çıkabiliyor musun hatırlamıyorum. Şuraya çıkan vardı da. 4 dakikada bir çıkıyor. 4 dakikada bir bunu keserek. Şu anda bak item de kutudan oradan buradan. Ne oluyor lan? Adam uçmuş ona. 4 dakikada bir keserek bunlardan toplayacaksın küçük küçük. Ne atıyor? Craft mod atıyor yanında. İşte 3 golda item kırma şeyleri atıyor. Gipsumunu atıyor. Günlük para drop'unu almadıysan gidip burada alabilirsin. Bunları falan atıyor. Ekstradan ben burada yanlış hatırlamıyorsam 1 saatte abi. Yani böyle biz yayında 5 kişilik partiyle goy goy dönerken ben gidip oruk halkımları topluyordum. Çoğunu başka insanlar topluyordu. Şu anda mesela saat gece 2. Gene bu kalabalık var. Tüm oruk halkımları toplarsan ben 1 saatte 2K falan kasmıştım. Daha fazla kazanmıştım. Mesela bak şuradaki duruyor. Daha ona gitmedim. Şuradakiler çıkmıştır. Bakalım hemen bir. Bize vuracak. Bu adam biliyor bu arada. Burada temiz. Bu arada burada şöyle ince bir hocam. Adam bize tayacak şimdi ya. Adam Festival atarken şeyini yok. Ben bozmadım. Bu arada burada şöyle bir şey var. Aşağıda Corrupt Resist yazıyor. Şurayı gördünüz mü? Mesela şu an recall atmayı deneyeyim. Atmayacak. Bunu da size şeyini vereyim. Şu anda gidecek hasar yediğim için bozulacak. Demin adama da bundan oldu. Ya da bizi vurdurdu. Moblar çok hızlı doğuyor. Bir sebep var onu bilmiyorum. Orada bir tane oruk halkım var. Şurada bir tane oluyor. Şurada 3 tane oluyor. Ki bu rotayı şuradan şuraya kadar dönerseniz bu mob arkadaş çıkana kadar bayağı bir oruk halkını toplarsın abi. Şimdi üçünü yapmak mantıklı. %15 bir corrupted hasarı gerçekleşiyor. Şu an 3 tane benim üstümde var. Şöyle hesap etmenizi istiyorum. Şu anda 317 dex'im var. Üzüyorum. Evet bu. Kaç vuruyorum diye bakacak olursak bir dakika şöyle bir tane pisana sıkayım. Mesela kaç vuruyor? 3K falan vurdum. Şöyle bir takla atıp vuralım bir tane. 4K'ya yaklaştı. Ya böyle bir hasar çıkartabiliyorsun. Yani benim bowlar tabii ki şu bow şamp değil bilik. Şöyle göstereyim bastığımız bow. Spear'ım da bow. Corrupted ward. Spear'la vursam aslında daha şey de olacak böyle. Vuralım mesela. Şöyle heavy vurayım. Ha, 5K mı 6K mı ne attık? Şöyle ev atayım bir saniye abi. Heh. Seri seri 3K 3K bunda da vuruyoruz. Şimdi gidip 3 tanesine 45K vermek yerine gelip 300 tane kesersen ki ben şöyle diyeyim bir tane 100 tane toplayabildim. Çünkü gerçekten çok vakit yiyor. 100 tanesini toplamak 400 dakika yapıyor abi. 8 saat oturup burada uğraşıyorsun. Her 8 saate uğraştın. Düşmedi mi diyeceksin Corrupted Totem. Düşmedi. 100 tane toplayarak yaptım. Ha, tabii ki 8 saat olmadı. Dungeon'a giriyorum. Dungeon çıkışı bir tane kesiyorum. Dungeon'a giriyorum. Dungeon çıkışı bir tane kesiyorum.
Böyle böyle yaptım ben. O tarzda iyi olabilir çünkü 100 tane toplayana kadar mental kalmaz abi adamda. Yani sıkılırsa en son daha taş şuralar falan ateş ediyorduk yani. Hani gidip de bedavaya getirmek varken bir tanesini bile bedavaya getirip diğer ikisini alsan gene kârdasın. Bu güzel de para kazandırır. Kesersin 8, 8 saatte 2 tane atsa, 1 tane atsa veya toplarken işte Uruk Halkum rotası var burada. Uruk Halkum iyi bırakabilir. Uruk Halkum şu an tane 0.80'de. Ya dediğim gibi saatte 2000 toplasan 2-3K'da oradan gelir. Hem sıkılmazsın da oturup şu an mob beklemezsin. Bu adam bu arada oyundan çıkmış. Burada şöyle bir sıkıntı var. Burada oyunu terk etmemeye çalışın. Terk ettiğiniz zaman bu adam sürekli hasar alıyor. Tamam mı şu an? Yemeği yemiş yatmış da. Bilmiyorum, yine burada tehlikede oluyorsun. Sürekli korap rezistin düşüyor. Bire bir killeniyor mu şu abiye bakalım. Ya bu şu an bana vuramayacak. Skiver'ım var. Bir de ben 10.000 vurdum. Rune vurdu benim. Benim rune son seviye bu arada. Aha attı lan. Aman tanrım ben var ya bir daha var ya. Yemin ediyorum. Bak 24 saat. Şu OBS'te yayını açık tutacağım. Pardon kayıt açık tutacağım. Kayıt açıkken baş atıyor. Kayıt açıkken atıyor abi. Evet bunu almaya çalışıyorum. 15K şu an cepte kapatıyoruz gidiyoruz. Bugünkü drop'u aldık. Şöyle bir rest recall atayım. Ya bunun için 8 saat uğraşıyoruz işte tamam. 8 saat bunun için uğraştık. Şimdi de 8 dakika uğraştım abi. Çok garip harbiden. Ya bu oyun garip. Dediğim gibi 300 tane toplarsın. 3 tane bundan düşürürsün. Bir şekil şey yaparsın gene de bedavaya getirirsin. Hani satamaya da bilirsin bunu diyeyim. Çünkü hani çoğu kişi buralar akşamları 10-15 kişi oluyor. Yani size şunu diyeyim bak 100 tane topladım da 8 saat değil 3 gün sürdü. Niye 3 gün sürdü diyeceğim. Abi çünkü 15-20 kişi oluyor ve mob çıkar çıkmaz tek atıyor. Demin 10.000 vurdum bak. O ründen 2 tane patlasa kimse vuramadan alabiliyorsun. Ve hani orada kavga dövüş de dönüyor. Adam senin doğru kalkımını alıyor sinirleniyorsun falan. Tabi biz o ara ben çekiyordum köşeye muhabbet ederken 1-2 tane vuruyordum. Şimdi bunu düşürdüğümüze göre buradaki craft'ını gösterebilirim. Kendisi burada abi. Major Corrupted Combat Drop'i. Gördüğünüz üzere bunu yapıyorsun. Tier 3 ile Tier 4 atıyorsun. %5 bonus sağlıyor. Bu arada üstündeki lock'ı da soracak olursanız. Setim lock'lı. Çantalarım lock'lı. Bir de evde bir tane major, bir minor, iki tane de basic var pardon. İki basic, bir tane de major drop'im var. Ve aldık şansımıza. 3 çantalı, full set lock'lı. Daha bunların lock'ı yok, bunların lock'ı yok. İnanın ki bunu düşürürken lock'lı hiç işte lock'lı aksesuarlar gene aynı kıyafet vardı. Atacağı varsa atıyor abi. Tabi bu da bir nevi arttırıyor olabilir. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize iyi korap. Totem kasmalar. Sonraki videolarda görüşürüz kankiler.